Değerli izleyenler, aradan 7 yıl geçti ve o unutulmadı. Daha uzun yıllarda hafızalarda olacak ve örnek yaşantısıyla sonraki nesillere anlatılmaya devam edilecek. Kimden mi bahsediyoruz? Aytaç Baran'dan. 2015 yılının 9 Haziran gününü hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Kendini İslami hizmetlere adayan Şehit Aytaç Baran, katledilişinin 7. yılında rahmetle yad ediliyor. Zulüm ve işkence, kıyam ne zaman ya Resulallah, kıyam ne zaman ya Habiballah. Tarihler 9 Haziran 2015'i gösterdiğinde yeni İhyader Başkanı ve Hüdapar üyesi Aytaç Baran, Diyarbakır'da PKK'nın saldırısı sonucu şehit oldu. (Gülüyor) 7 Haziran genel seçimlerinin ardından düzenlenen suikastla katledilen Aytaç Baran'a yönelik saldırı anı kameralara da yansımıştı. Peki Aytaç Baran kimdi ve neden hedef alınmıştı? Daha genç yaşında yaptığı çalışmalarla halkın gönlünü kazanan Aytaç Baran, Diyarbakır'da yaptığı hayırlı faaliyetlerle tanınıyordu. Bugün Diyarbakır'da kentin varoşlarında fakir fukaranın ihtiyaçlarını gideren, gençlere İslami eğitim veren Aytaç Baran, karanlık odakların dikkatini çekmişti. Bölgede kendinden başkasına hayat hakkı tanımayan Marksist örgüt, Baran'ın faaliyetlerinden rahatsız olmuş ve onu ölümle tehdit etmişti. Ancak Aytaç Baran tüm tehditlere rağmen ıslah ve ihya çalışmalarına ara vermeden devam etmişti. Kısa sürede halk kitlelerini, özellikle de gençleri etrafında toparlayan Aytaç Baran çok daha fazla dikkat çeker olmuştu. Baran'ın faaliyetlerinden rahatsız olan, genç dimağları artık zehirleyemeyen örgüt, 7 Haziran sonrası yine bir sarhoşluk içerisinde kan kusmuştu. Şehidim Aytaç hocam, adadı hiç yılmadan. Aytaç Baran 9 Haziran günü öğle namazını Yeni İhyader'in yanındaki Selahaddin Avşar Camii'nde ikame ettikten sonra derneğine dönmüş, tekrar abdest alıp dışarıya çıkmıştı. Yıllardır birçok insani faaliyette bulunduğu derneğinden henüz metrelerce uzaklaşmıştı ki silah sesleri duyuldu. Kurşunların bu defaki hedefi Aytaç Hoca olmuştu. Saldırıyı duyan sevenleri ve arkadaşları olay yerine, oradan da kanlar içerisinde kaldırıldığı hastaneye koşmuştu. Ama umulan olmamıştı. Aytaç Baran arkasında büyük bir sevgi yumağı bırakarak Dar-ı Beka'ya göçmüştü. O gün sadece Diyarbakır değil, bütün bir bölge yasa boğulmuştu. Suikast tüm Türkiye'nin ilk gündemi olmuştu. Televizyonlar olayı son dakika geçiyor, ertesi günde gazeteler saldırıyı manşetlere taşıyordu. Çünkü Aytaç Baran alelade bir insan değildi. Aytaç Baran'ın şehadeti uzunca bir süre konuşuldu. Özelde Kürdistan coğrafyası, genelde bütün bir Türkiye, Marksist örgütün hain yüzünü bir kez daha görüyordu. Bizim davamız Allah davasıdır. Bizim davamız iman davasıdır. Bizim davamız Kur'an'ı yaşam davasıdır. Bizim davamız peygamber davasıdır. Bizim davamız Kerbela davasıdır. Heyhat minezzille, bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Hepsini bıraktık. Ya Rabbi şahit ol. Senden başka her şeyi bıraktık ya Rabbi. Daha 6-7 Ekim katliamının izleri duruyorken yeni bir cinayet daha işlenmişti. Geride gözü yaşlı 3 çocuk ve hamile bir eş kalmıştı. Bu dünyada da ahirette de bizim için en büyük şereftir eşimin şehadeti. Şehit Aytaç, yumuşak huyluluğu ve güler yüzlülüğüyle müsemmaydı. Kimseyi incitmeyen bir yapısı olduğu için gençler hep onu örnek alırdı. Mütevazı kişiliğiyle kendinden yaşça büyüklerden de hürmet görürdü.
kendini gençliğin ıslahına adamış ve hayatına bu anlamda yön vermişti. Bütün gayreti, toplumun ıslahı, İslami ahlakın yayılmasıydı. Zaten bu çalışmaları sebebiyle hedef alınmıştı. Şehit Aytaç, hayatı boyunca bıkmadan, usanmadan çalışmış, insanlığa ne gibi katkılar sunabileceği hususunda kafa yormuştu. En büyük tesellisi ise gençlerdi. Ruhundaki güzelliği, nuru... Gençlerin İslami bilinçle donanması ona yorgunluğu hissettirmiyordu. Arkadaşları ve öğrencileri Aytaç Baran'ı anlatırken onun en büyük arzusununsa Allah yolunda şehadet olduğunu dile getiriyordu. Ve o büyük arzusuna en nihayetinde kavuşmuştu. Süsledin mübarek hayatını, mübarek hayatını.